Dataset tarafı en kritik başlıklardan bir tanesi. Şimdi datasete öncelikle Kaggle'dan başlayalım. Kaggle nedir? Ben hemen size bir ekran paylaşımı yaparak anlatacağım. Değiştiriyorum. Kaggle.com. Burası özetle nedir? Burası veri bilimcilerin toplandığı alan. Veri bilimciler, yani machine learning developer olabilir, computer vision geliştirici olabilir, deep learning developer vesaire. Bunların her biri AI içerisinde bir ürün parçası, ürünü geliştiren bir parça diyelim. Ve bunlar bir araya gelip bazı kaynakları okuması gerekiyor. Bazı datasetler incelemesi gerekiyor. Hatta Kaggle'ın asıl amacı challenge'lar düzenlemektir. Yani yarışmalar. Bu yarışmaları tabii ki gelir odaklı yapıyorlar. Şöyle bir senaryo düşünün. Bir tane örneğin Boeing. Boeing uçak üreticisi diyelim. Kendi içerisinde bir veri bilimi sorunu, yani yapay zeka tekniğiyle çözülmesi gereken bir sorun var diyelim ve kendisi bir ekip oluşturmak istemiyor bununla ilgili. Ya da ekibi yeterli değil vesaire vesaire. Bununla ilgili bir yarışma düzenliyor, planlıyor. Ve diyor ki, örneğin bu sorunumu çözen kişi ya da gruplara, teknik gruplara ben 50 bin dolar vereceğim, 100 bin dolar vereceğim. Bunu dokümante ediyor ve burada yayınlıyor sorunu. Ondan sonra da bu yarışmaya katılıyorlar. Tabii herkes açıkta olabilir, belli gruplara açıkta olabilir bu yarışma vesaire. Dünya genelinden binlerce kişi bunlara katılabiliyor ve o sorunu çözen kişi ya da grup bunu teknik olarak ispatlıyor. Tabii ki dokümantasyonu ve kodlarla bunu ispatlaması gerekiyor. Karşı tarafa bunları vermesi gerekiyor yani. Ondan sonra karşı taraf da okey dediğinde ödül değeri neyse 50 bin, 100 bin dolar neyse o parayı kazanmış oluyorlar. Tabii ki bu ciddi bir motivasyon ve sadece bu da değil. Aynı zamanda buraya insanların toplanmasını sağlamaları gerekiyor Kaggle olarak. Bunu da nasıl yapıyor? Hemen sol üst tarafta datasets alanı var. Veri setleri yayınlıyorlar. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Search alanında 39.779 tane veri seti olduğundan bahsediyor. Tabii ki burası da biraz popülerlik alanı olduğu için mesela Covid'den sonra Covid çalışmaları bayağı ünlendi. Ondan önce Bitcoin çok ünlü olduğu için blockchain vesaire Bitcoin ile alakalı yapay zeka analizleri çok fazlaydı gibi. Bu popülariteye göre değişen datasetleri oluşturulabiliyor. Bu işinize yarar, bayağı bir yarar. Ama herhangi bir şey düşünün. O alanda muhtemelen bir şeyler vardır. Mesela aklıma NYC, işte New York'la alakalı bir şey gelsin. Bakın NYC yazdığımda bir şeyler çıktı. New York City Airbnb Open Data. Onunla alakalı bir analiz yapacaksanız direkt 2 megabaytlık bir dosya diyor bu. İki tane dosya varmış CSV formatında. Yani metinsel bir veri bu. Onun üzerinde analiz yapacaksınız. Restoranlarla alakalı bir şey. Foursquare vesaire. Bakıyorum. Uber'le alakalı mesela. Uber Pickups in New York City diyor. Mesela car diyelim. Otomobille alakalı bir şeyler görelim. Credit Card Fraud Detection. Bu da apayrı bir yine yapay zekada çok kullanılan bir dolandırıcılık tespiti yöntemi. Bunu birazdan ayrıca anlatayım örneklendirerek. Bakın kar kısmında benim özellikle görmek istediğim Stanford Cars Dataset. Burada otomobillerde oluşan bir veri seti oluşturulmuş. Diyor ki 16.186 tane dosya var içinde. Toplam 2 GB. Bu aslında en küçüklerden bir tanesi. Mesela 30-40 GB'lık dosya da görebilirsiniz. Veri setleri içerisinde.
Daha küçükleri de verebilirsiniz tabii. Geçiyorum. Dolandırıcılık tespiti şöyle. Mesela bu hani bunun yapay zekada çok iyi olmakla ya da yazılımı çok iyi bilmekle alakası yok. Bu işin mantığını bilmekle alakalı bir durum. Yani çok iyi yazılımcılar bile bunun mantığını araştırmadığı için anlayamayabiliyor aslında. Acaba dolandırıcılık tespiti nasıl yapılıyor? Mesela işte bankalarla anlaşma yapmak gerekiyor vesaire. Bankalar beni kale alacak mı vesaire gibi. Aslında böyle bir şey değil. Basit anlamda şöyle, başıma gelen bir şeyi söyleyeyim hatta. Türkiye'de bununla karşılaşmanız biraz daha zor olabiliyor. Çünkü dolandırıcılık tespitinin ayarlamasıyla, o algoritmanın kurgusuyla alakalı bir şey bu. Türkiye'de çok rahatsız etmiyor sizi. Yani bu tür şeyler çok başınıza gelmez. Daha profesyonel gibi diyebilirim aslında. Amerika'da durum farklı biraz. Orada daha hassas yapıyorlar bunu. Bunun kültürel farkı da, yani kültürel sebepleri de olabilir. İşte mesela Bank of America'da bir hesabım vardı. Orada kaldığım yerle en yakın Bank of America şubesi arasında, düzeltiyorum, bankamatiği arasında çok yakın bir mesafe. Yani 2 dakikalık yürüme mesafesi. Düzenli olarak oradan para çekiyorum. Ve bu benim rutinim haline geliyor. Yani teknik olarak bir rutinim. Ben nereden para çekerim? İşte o noktadan para çekerim vesaire. Eğer cash para alacaksam. Sonrasında bir gün farklı bir noktaya gitmem gerekti ve yürüyerek 40 dakika biraz spor amaçlı gittim. Yürüdüm ve gittiğim yerde para çekmem gerekti. Aslında coğrafi olarak yakın ama yürüme mesafesi de 40 dakika. Çok da yakın değil. O rutinin dışına çıktım ve gittim o bankamatikten para çektim. O bankamatik bana direkt uyarı gösterdi. Dedi ki bu işlemi, bu transaction'ı mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden onaylamanız gerekiyor. İşte fraud detection bu. Sebebi, hani mantığı şu. Aslında fraud detection genele özel tasarlanmaz. Kişiye özel öğrenme sürecidir. Mesela benim diyelim ki kişisel paternim, yani hareket paternim, para çekme ve transaction işlemlerinde A noktasından B noktasına para gönderme işlemlerinde diyelim ki ben her zaman belli bir noktayı kullanıyorum. Belli bir şeyi kullanıyorum. Diyelim fiziksel para çekmede bir noktayı kullanıyorum. Bu benim standardım. Örneğin diyelim ki uluslararası para transferi yapmıyorum mesela. Ya da satın alma yapmıyorum. Yurt dışından bir satın alma yapmıyorum diyelim. Vesaire vesaire birçok şey var. Diyelim ki kozmetik ürünleri satın almıyorum. Mesela bu da şey olabilir. Patern olabilir. Bu tamamen benim paternim olur. Ama bir başkası için patern çok farklı olur. Yani onun normali farklıdır. Çünkü fraud detection'da anomaly detection yapılıyor temel olarak aslında. Anormalliği anlamaya çalışıyor yapay zeka. Diyelim ki belli bir yaşın üzerindeki kadın ya da erkek örneğin internetten belli şeyleri satın almama eğilimine sahip. Bu bir standart olabilir. Ama kişiye özel farklılığı da olabilir. O yüzden o kişi örneğin neyse örnekler çok fazla dağıtmayayım ama o paternin dışına çıktığı zaman bireysel olarak o hesap o zaman bu bir anomali olarak algılanıyor ve dolandırıcılık tespitine takılabiliyor aslında. Demek istediğim bu kişisel bir patern. Hani bankalar vesaire bunlarla çok fazla alakası yok. O transaction'ı gören kim ise o aslında bir fraud detection sistemi geliştirebilir burada. Devam edelim. Google Dataset Search var. Burada da en son çok sayıda, yanlış hatırlamıyorsam milyonlarca dataset açıldığını söylemişlerdi. Baidu'nun datasetleri var. Bunu da buradan inceleyebilirsiniz. Bir tane üniversitenin machine learning repositorisi de açık. Buradan da binlerce küçük küçük veri setleri, üzerinde antrenman yapacağınız veri setleri indirebilirsiniz gene. MNIST var. MNIST, gerçi şöyle göstereyim.
Ben direkt görselden göstereceğim size. MNIST temel olarak şu aslında. Şu sol tarafta gördüğünüz el yazısıyla bir el yazısının dijital olarak çıktısını tahmin etme. Yani siz sıfır yazdınız diyelim. İşte el yazısıyla yazdınız. Bunun bir öğrenme modeliyle eğitilmesi gerekiyor ki sıfır neye benzediğini bu model bilsin. Onu öğrendikten sonra da artık siz herhangi bir el yazısını gösterdiğinizde onun sıfır olup olmadığını anlayabiliyor. Teknik olarak şöyle incelerseniz yakından sıfırın olabilecek bütün iğrenç versiyonlarını yazmış mesela buradaki veri setini oluşturan kişiler. Ya da bir ikinin mesela yapılabilecek en berbat halini yazmışlar zaten. Gibi. Bunun gibi çok fazla kaynak var. Bunlardan öğrenir ve onun üzerinden tahminler yapabiliyor. Bunun bir de Fashion versiyonu var. Yani moda için. Mesela o da şurada. Yabancı kaynaklardan bunların dataset kaynaklarını görebilirsiniz. Bakın şurada hepsi aslında piksellerden oluşturulmuş elbiseler gibi düşünün. Ama grayscale yani siyah beyazdan oluşmuş. Renk yok. Bunun sebebi neydi? Aslında hesaplamanın çok hızlı olabilmesi ve bunlar çok küçük. Çok küçük resimcikler diyelim. Hepsi standart. Bunların üzerinde fashion moda analizleri falan yapabiliyorsunuz. İşte pantolonları analiz et. Şu bu ayakkabı vesaire gibi. Bunlar uygulanabilir. Bunlar yapay zeka tarafındaki hani programlamada Hello World uygulamaları var ya. Yapay zeka tarafındaki Hello World da bunlar diyelim. ImageNet var. Bayağı ünlü bir data seti diyebilirim. Onun çalışmalarını da yine inceleyebilirsiniz. Sifar var. Bunu ayrıca göstermek istiyorum. Şöyle geleyim. Sifar dataset diyelim. Toronto Üniversitesi. Bakın doğrudan üniversitenin web sitesine gittiğimde bana bu açıklama sayfası geliyor. Sifar 10 ile Sifar 100 diye iki tane veri setine ayrılmış bu veri seti aslında bu kaynak. Ve 80 milyon tane küçük resimden oluştuğu söyleniyor. Bunlar Alex Vino ve Geoffrey Hinton tarafından oluşturulduğu söyleniyor. Hatırlayın bunu. CNN algoritmasını geliştiren, daha doğrusu onu güçlendiren, bu algoritmalarla bir yarışmayı kazanan bir ekipten bahsetmiştik. Geoffrey Hinton ve Alex oradaydı. AlexNet diye bir tane yarışmada şeyden bahsetmiştik, datasetten. Milyonlarca resim vesaire. İşte oradaki Alex ve oradaki Geoffrey Hinton bu arkadaşlar. Ve bunlar tarafından hazırlanmış. Yani bu kolay bir şey değil. 80 milyon tane resim hazırlanmış. Gerçekten efsane bir şey. Bunu çok basit bir şekilde bilgisayara indirip bunun üzerinde çalışabiliyorsunuz. Nedir bu? Sifar 10 dataset diyor ki 60 bin tane, bakın hatırlayın her bir parçayı 32'ye 32'lik renkli resimden oluşuyor diyor. Ne demiştim? Bir veri seti içerisinde ki resimler ya da herhangi bir veri standart olmak zorunda. Burada da standart olarak 32'ye 32'lik bir piksel belirlenmiş. Bununla yapılıyor. Ve 10 tane de klas var diyor, sınıf. Bu 10 klas dediği şey şunlar. Airplane, otomobil, bird, cat, deer vesaire. Şuradakiler her bir etiket için, yani klas için diyelim ki 1000 tane, 5000, 10.000 tane resim var. Ama bunlar bile eşit. Bakın 50.000 tane bu 60.000 resimden 50.000 tanesi eğitim için, 10.000 tanesi test için oluşturulmuş, ayrılmışlar. Buradan şunu anlıyorum. 10.000 tanesi label'lı değil, etiketlenmemiştir. Çünkü test için ayrıldığı söyleniyor. Vesaire. Ve şurada da özetle diyor ki her bir evet. Bunu download etmek için şuradan bakın Python version'ı, MATLAB version'ı, binary version'ı buradan indirebilirsiniz. 163 MB'lık bir şey. Bu zaten hafif olması için. Hello World uygulaması için tasarlanmış bir çalışma. Buradan indirebilirsiniz. GZ dosyası olarak.
Bunun sifar 100 versiyonu da var. Ve bu da 100 tane class ve her birisi içerisinde de 600 tane resim var diyor. 500 tanesi, bunların her birisi içinde 500 tanesi eğitim için, 100 tanesi için de 100 tanesi de test için hazırlanmış per class. Şunların her birisi için 100'er tane test, 500'er tane de eğitim resmi var. Klaslar burada biraz farklı. Süper klas ve classes olarak ayrılıyor. En basit tabirle şöyle anlaşılabilir. Bakın, people bir cluster. Doğru mu? İnsan diye bir şey var. Ama insanın alt başlıkları da olabilir demiştik hatırlarsanız. Neydi? Baby, born, boy, girl, man, woman. Bunların her birisi aslında birer cluster ama mantıken de bunlar bir süper klasa bağlanabilir. O da people. Ya da vehicles. Vehicles tarafında 1 ve 2'ye ayrılmış çünkü şuradaki bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Süper klasın alt klaslarındaki 5'li klas yapısını bozmuyor. O yüzden de vehicles 1 ve vehicles 2 tarafında 5'erli 5'erli 10 tane sub klası 2'ye bölerek 5, 5 diye ayırmış. 2 tane farklı süper klasa. Bunun gibi şeyler, fish kısmında mesela, aquarium fish vesaire vesaire. Bunları da indirebilirsiniz buradan. Bunların güzel yanı şu, bu tür size gösterdiğim mesela MNIST, CIFAR ve daha bunun gibi birkaç tane daha var. Bunlar bu işin Hello World olduğu için hemen hemen birçok kaynakta bunlarla ilgili uygulama örneği görebilirsiniz.